Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جلالين تفسيرdan بقره سوره 62 ayet استعيذ بالله ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون İnnellezine amenu bilenbiya min qabl. Bundan oldingi, ya'ni avvalgi tarixda o'tgan payg'ambarlarga iymon keltirgan kishilar. Vallazina hadu va yahudi bo'lganlar. Humul yahudu, ular yahudlardir. Va nasara, nasroniylar. Va sabiin, sabiinlar toifatu minal yahudi aw nasara. Bular yahudi yoki nasroniylardan bir toifadir. Man amana minhum billahi val yawmil akhir. Şu insanlarda içinden kim de kim Allah'a ve ahirge günge, yani ahiret günüge iman getirse fi zamani nebiyyine sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zamanında Allah'a ve ahiret günüge iman getirse ve amile salihen bi şeriatihi ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şeriatiye göre salih ameller kısa felahum ecruhum ey sevabu amelihim, ularge ularning ajrlari bordir, ya'ni amallarining savobi bordir. Inda robbihim, o'zlarining robbisining huzurida. Vala xawfun alayhim, ularga hech qanday qo'rquv yo'q. Vala hum yahzanun, va ular mahzun bo'lmaydilar, xafa bo'lmaydilar, siqilmaydilar. Ru'ya fi damiri amana va amila lafzuman. Va fima ba'dahu ma'naha. Amana bilan amila fe'llarida man kalimasining lafzi rioya qilinyapti, keyingilarda esa ma'nosi rioya qilinyapti. Ya'ni Imom Suyuti nima demoqchi? Oyatning yarmidan mana man amana billahi val yawmil akhir va amila solihan. Kimiki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa deganda amanani mufrad aytyapti. Iymon keltirsa deyapti. Va amilada mana mufrad kelyapti. Amal qilsa deyapti. Chunki man kalimasini bilasizlar, lafzan mufraddir. Lekin ma'noda esa yeriga qarab ba'zan mufrad, ba'zan jam bo'ladi. Yani birlik bilan ko'plikni o'rtasida mushtarak bo'lgan kalima. Lafziga qarab amana bilan amila fe'llari mufrad keldi. Falahum, ular uchun deganda qarang, hum deb jam kelyapti. Zamir jam bo'lib kelyapti. Ajruhum, ularning ajrlari bordir deyapti. Bu narsa manning ma'nosiga qarab bo'lyapti. Imom Suyuti shunga ishora qilyaptilar. Ya'ni zamirlarning ba'zan mufrad, ba'zan jam bo'lganligi uchun, ya'ni fikrimiz chachilmasin. Bu zamirlar qayerga ketyapti ekan, kim qasd qilyapti ekan deyilmasin. Mufrad zamir ham, jam zamir ham manga qaytyapti. Alloh subhanahu va taolo o'tgan oyatlarda Bani Isroilning qilgan xatolarini zikr qildi va Bani Isroil nimaga bunchalik qattiq xatolar qildi? Buni sababi nima edi? Bularni hammasini bayon qildi. Endi Alloh taolo najot yo'lini ko'rsatyapti. Alloh subhanahu va taoloning sunnati, buyuk hikmatli ishlari shundayki, agar jannatni zikr qilsa, orqasidan jahannamni aytadi. Jahannamni zikr qilsa, orqasidan jannatni zikr qiladi. Shunga o'xshab, halokatni, yomon amalni zikr qilsa, orqasidan saodat, najot va solih amallarni zikr qiladi. Bani Isroilning qilgan xatolarini zikr qilgandan keyin Alloh taolo najot yo'lini ko'rsatyapti. Shunda ham insoniyat tarixida o'tgan butun insonlar, mana endi Muhammad alayhisalom keldimi, butun olamga rahmat bo'lib, hech kim xafa bo'lmasin. Hech kim aytmasinki, bizga bir najot yo'li yo'qmi? Biz qanday qilib bu halokatdan qutulamiz? O'tgan xatolarimiz, o'tgan gunohlarimiz, jinoyatlarimiz nima qilsak kechiriladi? Biz endi najot topmas ekanmiz demasin. Alloh taolo mana hammaga e'lon qilyapti. Innal ladina amanu, albatta iymon keltirgan kishilar kim bo'lsa bo'lsin. Ba'zi mufassirlar aytadiki, bu yerdan maqsad munofiqlar deydi. Chunki mana yahudlar, nasroniylar kofirlarning oldiga kelyapti. Shuning uchun Alloh taolo munofiqlarni qasd qilyapti. Mu'minlar zotan iymon keltirgan, munofiqlar zohirda iymon keltirgan, lekin botinda, qalbida kufr bor edi.
Şuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, munofiqlar haqiqiy iymon keltirsa, qalbidan iymon keltirsa, deyapti deydi ba'zi ulamolar. Ba'zi mufassirlar aytadiki, umumiy deydi, lekin oyatning zohiri ko'ryapsiz, umumiy. Birinchi tafsirda ham jon bor, haqiqatda kofirlarning yonida zikr qilinyapti. Lekin lafzni o'ziga qarasangiz, umumiydir, mutlaq. Shuning uchun har bir iymon keltirganda o'zini ichiga olaveradi. Insoniyat tarixidagi butun toifalar kimiki iymon keltirgan bo'lsa, yana Muhammad alayhissalom kelganda ba'zilar o'zicha Musa alayhissalomga ergashib yurdi, ba'zilar Iso alayhissalomga ergashib yurdi, ba'zilar Ibrohim alayhissalomga ergashib yurdi. Har kim o'zicha bir payg'ambarga ergashib, bir kitobga amal qilib yurgan edi. O'zlarida bir qandaydir iymon bor edi. Alloh subhanahu va taolo o'sha payg'ambarlarga, kitoblarga iymon keltirgan o'tgan payg'ambarlar va kitoblarga iymon keltirganlarni iroda qilib turib, albattaki iymon keltirganlar deyapti. Imomimiz Suyuti shuning uchun bil anbiya aydi dedi, payg'ambarlarga dedi, qarang, hammasini o'zini ichiga olsin dedi. Keyin aytayapti, "Man amana billahi val yawmil akhir", qarang. Undan keyin kimiki Allohga va oxirat kuniga ishansa, solih amal qilsa deb, bu payg'ambarimiz alayhisalomning shariati. Kimiki payg'ambarimizning shariatini qabul qilsa, ular najot topyapti mana. Demak, indallazina amaluda 3ta tafsir bo'ldi. Biri munofiqlar, biri o'tgan payg'ambarlarga iymon keltirganlar, uchinchisi mutlaqo iymon keltirganlar. Kim bo'lsa bo'lsin. Vallazina hadu va yahudi bo'lganlar. Yahudi bo'lganlar. Yahudiylar nima uchun yahudi deb ataladi? Bir necha qavullar bor. Ba'zilar aytadiki, hada yahudu degani taba yatubu degani, tavba qildi degani. Masalan, A'rof surasi 156-oyatda Alloh taolo ularning so'zini naql qilyapti. Inna hudna ilayk. Albatta biz senga tavba qildik. Hudna degani tubna degani. Albatta biz senga tavba qildik deyapti. A'rof surasi 156-oyatda. Ba'zi ulamolar aytadiki, mana hada yahudu taba yatubu fe'lidan chiqqan. Yahudiylar Allohga aytishdi, biz tavba qildik deyishgan edi. O'sha tavba kalimasidan chiqib yahudi, tavba qiluvchi deb mashhur bo'ldi keyin ular. Ba'zi aytadiki, buzoqqa ibodat qilishlik shirkidan tavba qilganligi uchun tavba qilganlar deb ataldi deydi. Ba'zi aytadiki, Yaqub alayhisalomning katta farzandining oti Yahuza edi. Shundan tarqaganlar ular yahudiylardir. Lekin hozirgi yahudiylarning qilig'iga qarasangiz, muomalasiga qarasangiz, ular o'sha Yahuzaning farzandlari bo'lganligi ko'proq to'g'ri keladi. Nimaga? Chunki ular yahudiylik dinini bir naslga bog'laydi. Yani boshqa dindagilar yahudi bo'la olmaydi. Bizga ergashasizlar, bizga xizmatkor bo'lasizlar, ammo hech qachon sizlar bizga teng kela olmaysizlar degan gaplardan ma'lum bo'ladiki, bu nasabga tegishli bo'lgan bir ism. Huddaligi eshonlar, oq suyaklar degandek. Qancha musulmon bo'lsangiz bo'lasiz, ammo eshon bo'la olmaysiz, oq suyak bo'la olmaysiz. Suyagingiz qoraligicha qolib ketaveradi. Agar bu yahudiyat hada yahudu tavbadan chiqqan bo'lsa, buni ham ehtimoli bor. Ya'ni zotan shuning uchun islom man qiladiki, islomda har xil bir ismlar qo'yib jamoatlar chiqarmaylar. Masalan, ayni shunga o'xshagan tavba jamoati, tavbachilar, at-taibun degan bir jamoat yoki falon piston degan jamoatlar, bular kerak emas. Ya falonchilar, pistonchilar degan narsalar joiz emas bular. Siz masalan o'zingizni, ustozingizni bayon qilishligingiz, falonchi shayxning men shogirdiman desangiz yoki mintaqangizni bayon qilishligingiz mumkin. Lekin bir jamoat shakllantirib, unga alohida ism qo'yib, boshqalardan farqli bo'lishlik yahud va nasroniylarga o'xshab, dindan ajrab chiqib ketishligingizga olib boradigan narsa. Yahudiylar ham birdaniga yahudiy bo'lib qolishmadi. Musa alayhisalom ularga islom dinini olib kelganda, ular ham boshida Musa alayhisalomning zamonida biz mu'minlarmiz, biz musulmonlarmiz deyishar edi. Keyinchalik yahudiylar bo'lib mashhur bo'lib ketdi. Mana hozir shiyalarda qarang, shiyalar ahli sunnatdan uzoqlashib, dindan uzoqlashib, ularda eng cho'qqisi bor alaviylar deyilgan. Hozir alaviylar Yevropada o'zlarini islomga aloqasi bo'lmagan bir din ekanligini e'lon qilishdi. Alaviylik, ya'ni shiyalarda eng habisi ular. Eng buzug'i, eng rasvosi. Alaviylar aytayaptiki, biz alohida bir dinmiz, islomga hech qanday aloqamiz yo'q deyapti. Ya'ni musulmon olimlari bizga avora bo'lib e'tiroz qilib yoki qarshi chiqib o'tirmasin. Bizning dinimiz boshqa deyapti. Qiyomatgacha
Mana İsa aleyhisselamdan keyin din yo'qolib ketadi. Mana shunday bo'lib yo'qolib ketadi. Musulmonlar o'zlariga boshqa ismlar qo'yib yo'qolib ketadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lishlik kerak. Va nasara. Nasara endi ism bo'lib kelyapti. Hadu fe'l bo'lib keladi. Va nasara ism bo'lib kelyapti. Nasroniylar kim bular? İsa aleyhisselamga ergashganlikni da'vo qilganlar. Ular İsa aleyhisselamga ergashgani yo'q. Yahudiler Musa aleyhisselam yergeçken yok. Kazzab ula yalan yapırışı yaptı. Yahudiler Musa'ya kafir buygen, Nasraniler İsa'ya kafir buygen. Ula da hükmü şu. Bilişmezsen siz bildirip koyun. Lekin öz derece dava kıladı ki biz Nasraniler dedi İsa'nı yakış görmemiz deydi. Yahudiler Musa'nı yakış görmemiz deydi. Bizden Müslümanlar bir tarvalık kılışıp Nasraniler de Hristiyanlar deydi. Ne doğru. Hristiyan deyen kelime mana ingliz tilini yaxshi bilgan talabalarimiz tahqiq qilib tekshirib chiqishdi. Bu masihga, masih degan kalimadan kelib chiqqan. Masq qiluvchi, tiriltiruvchi, silovchi degan kalimalardan kelib chiqqan. Iso alayhisalomning al-masih degan ismlari bor, laqablari shundan kelib chiqqan narsa. Ya'ni xristianlar degani masihiylar degani. Biz hozirgi bu nasroniylarni masihiy yoki isoviy demaymiz. Nimaga? Chunki ular İsa aleyhisselamga hiç kendi alakası yok. Eğer İsa aleyhisselamga ergeçkende biz onları İsaviler, peki Mesihiler, Hristiyanlar da şey doğru kilerdi. Ama kafir bugün onlar İsa aleyhisselamga. İsa aleyhisselam hem onlardan beraat ilan kıyanlar. Kıyamette hem yüzü görüldü onlardan. Şunun için biz onlarını Kur'an ategen isimle ateşliğimiz gerek. Kur'an onlarda Nasrani ile yaptı mı? Nasrani ile işliğimiz gerek. Bunu Hristiyanlar, İsaviler deyişliğimiz caizmez. Ya Yahudlar doğrusu bazılar ulan Musaviler deydi. Ne doğru? Musa geçken ne alakası yok ona? Musa aleyhisselam İslam deydi. Yenge din çıkarma genedi o kişi. Tevhidke çakır genedi. Allah'ın itaatıge çakır genedi. Ama Yahudiler bu neselerden uzak. Hayatı isyan tuğyandan başka nesemez. Nasara nimeden gir çıktı? Hâhıl kavuller var. Bazılar dedi ki Nasira degan bir kişiler var idi Falestin'de şu Beytül Mukaddes'te şu Nasira degan kişilerde İsa Aleyhisselam tuğulgenlik için deydi bir kavul yakaragende yine bir kavul yakaragende şu Nasira degan kişilerde küçeydi İsa Aleyhisselam'ın ümmeti şu yerde toplandı küçeydi şunun için deydi ama köpçülük dedi ki İsa Aleyhisselam men ensari ilallah Allah için Allah diyor da kim menge ansar, yardımcılar, nasirundi cemi. Degen de bana havariler nehnu ansarullah. Biz Allah'ın ansarlarımız deyişti. Köptülü gulamalata düşü ansar kelimesinden çıkan bu nesle. Deyişedi. Hani yardımcılar. O da zaten hani nusretçiler degen deyik. Dinge nusret bire diyenler. Hani atamelerden asıl din yukarı kiti yaptı. Bana azı sufilerde görü yapsız. Sufiler hem evvelde, İslam'ın evvelde ve takvalı insanlardı. Ama hazırki vakitte tasavvuf dediğinde açık etiyatı hiç üyelmezden, korkmazden, tartınmazden etiyatı ki şeriat başka, tarikat başka diyordu. Hani? Açık açık etiyatı. Sizler bizge şeriatten getirmeyeler diyordu. Şeriat başka diyordu. Açık kılıyordu. Aranı açık kılıyordu. Bu tarikat başka. Bizi yolumuz başka. Sizler de yollarız başka diyordu. Bizi tarikatımızla düşünmeyseler deyiz. Kiraseler şeriyetten çıkıp kiraseler ki düşünmeseler. Bunu sen düşünmeyseler deyiz. Şeriyetke düşünmeydi bizi tarikatımız deyiz. Açıkçası gerçi yaptı. Hani sufilik, tasavvuf degen kelime ruvajlarını bir kette bir cemaat gelen yaptı da İslam dininden çık git hemen de yaptı bana. Carıl adıge barı koyan. Taşeme de yaptı, uzunu taşeymen de yaptı. Taşeme de yaptı, taşeymen de ayaktırıp duruyor geldi. Kanilim olarak. Şunun için ihtiyat buluştu kere. Biz kimsen ise biz Müslümümüz, Mü'münümüz, Ahl-ı Sünnet ve Cemaatımız, Muhammed Aleyhisselam'ı geri geçken ve sahabeleri geri geçkenlerimiz. Başka yapılar, mesela Ebu Hanife Üstazî'nin buluşu mümkün. İmam-ı Şafii Üstazî'nin buluşu mümkün. Mümkün olar. Ama Hanefilik'ti, tasavvuf'tu, ya ki falan ustan, ya ki mesela davetçiler, ya ki terbiyeçiler, ya cihatçiler, mücahitler, ya muhacirler, ya ki ıslahçılar degen cemaatla da çıkarmasını gerek. Yengisini de çıkarmayın ki bu yenge bir din bulacılar çıkardı. Ve sabi'in.
Sabiinler kimler? Sabiun kelimesi eğer sabaa kelimesinden çıkan olsa haraca degen manada. Eğer saba yasbu degen kelimeden çıkan olsa onda mala mail kıldı, bürüldü degen manadan kelip çıkan olur. Bunların hakikat dostu tılaflar var. Bana Suyuti'ye meyitti, ya Yahudiler ya ki Nasraylardan bugün bir taife. Bazı kavullarına karaganda ular Yahudilerden acilap çıkıp periştelerine ibadet kıyan taifeler. Bazı dedi ki Nasranilerden acilap çıkan taife deydi. Bazı dedi Yahud ya ki Nasranilerden acilap çıkıp yıldızlarına ibadet kıyan taifeler deydi. Bazı dedi ki Yahudiler, Nasraniler ve Mecusilerden alıp müşterek, üçüle dinden kılıp bir yangi din çıkarganlar deydi. Bazı dedi ki Davud Aleyhisselam'ın ümmeti kendilerine dava kılışıp Zabur bizi kitabımız deydigan kişiler deydi. Sabiinlerde kimdeki doğrusu bana hâhıl kavullar bu yanı için bunlarda meselesiyle ihtilaflar var. İmam Azam Ebu Hanife şunun için ayırtadı ki başka ulama diyem yapış ki eğer Sabiinler ahli kitab bulsa Davud Aleyhisselam'a iri geçse ve Zabur'a amel kısa aynı Yahud ve Nasrani'ler görüşse bunlar ahli kitab bulup da Yahud Nasrani'ler bu yanı hüküm bunları yiyen bulurlar. Yani hakiki Yahud ve Nasranilerinin suygen malını, yani göçtüğünü ise buluradı ve onların kızını asa buluradı. Onlar ya kız verilmedi, kızını asa buluradı. Sabiinlere eğer onları yoksa gönlüse buladı. Peki Sabiinler Yahud Nasrani'den çıkıp durup yıldız parasıp gitken buluse ve ferişte parasıp gitken buluse, yani yıldızlarla ferişteler gibi ibadet kısa, peki başka bir şirk, fakat yine şirkten ibadet bu yandır. Taife bulsa, bir peygamberge ve kitabke nisbeti bulmasa, onda bunlar butparastik, mecusiydik buladı, bunlar da göçte yilinmedi ve kızları alınmedi. Bana demek ki Allah-u Teala iman kiltirgenler, Yahudiler, Nesraniler, Sabiyelerini kiltirdi. Tör sınıfı zikir kıldı. Bu tör sınıfı hasmaz. Biz misal kılıp kiltiriyordu Allah-u Teala. Bütün insanlar. Yani hemesi, men amene billahi. Şulardı içinden, kimi ki Allah iman keltirse vel yevmil ahir ve ahirgi günge kıyamet günü ahiret günü iman keltirse Muhammed Aleyhisselam'ın kolu da Muhammed Aleyhisselam'ın terbiyesi bilen Muhammed Aleyhisselam'ın göstermesine göre ve amile salihen ve salih amel kısa Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatine göre Muhammed Aleyhisselam'ın yönüne göre Kur'an-ı hadisine göre salih amel kısa فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Ular için ularının Rabbisi huzurunda ularının acrı vardır diye Allah-u Teala. Acrı var. Allah-u Teala ularının imanını kabul kıladı. Cehalette bugün bütün günahlarını keçirdi. Ötken hayatındaki bütün günahlarını keçirdi. İslam özden aldığı bütün günahları yokatadığan bir katta nimettir. Kafirler kaysi yolda bugün bu sebusun İslam'da kabul kısa bütün günahları yuvulup getirdi ve anadan tuğulgendik günahdan pak pak yüze buladı. Allah'ta nimetini karin, Allah'ta merhametini karin, kendisini ulu buygen zat. Allah'ta insanların necat tapışını hahleydi. Kesin, günahdan paklansın, cennete kirsin diye. Lekin insanların köpçülüğü cennete kirişti halama yaptı. Bana şimdi yıllarda tercümeye ihtiyat buluştuk gerek. Bana felahum ecruhum inde rabbihim diyen de bizde köpçülük ahli ilimler şimdi tercüme kıladı. Ularga ularının Rabları huzurunda acırları vardır deydi. Peki biz ne dedik? Ularga ularının Rabbisi huzurunda ularının acırı vardır deyemiz. İkile tercümenin ortasında ne farkı var? Avamlar dikkat kılmaydı bu nesilge. Avası dikkat kılın. Ortada meşhur bugün tercümede ularının Rablarını deyemiz. Rablardır. Cembukiti yaptı. Yani ularının hudalarını, ularının Allah'larını dese doğru keledi mi? Allah'larını dese doğru keledi mi? Kim idi? Bu şirk buladı bu. Ekendi bir çara bu dikkat kımasından tercüme kıyarlar, niyeti ubuma geldiği için ularda biz kafir müşrik demeyimiz o. Hatta Kur'an tercümelerde köpü de şunluyik. Peki başka tıllarda bilmedim kandiyikini. Özbekçe tercümelerde köp görüp kalama şunluyik. Mesela şimdi cem zemir kigen bu sengar ve muzaf Allah'ın bilen ismi bulsa mesela Rab bulsa şimdi cem tercüme kıvarışadı. Rabları, halıkları da tercüme kıvarışadı.
ehtiyot bo'lishlik kerak. Bu shirk kalima bu. Robblar, xudolar, xoliqlar degani o'zbekchada jam bo'ladi. Xoliqda jam bo'lib qoladi. Shuning uchun nima deysiz? Inda robbihim ularning robbisini huzurida deysiz. Bu ham to'g'ri tarjima bo'ladi. Nahu qonunlariga ham ko'ra shunday bo'ladi. Robbun kalimasi muzof, hum kalimasi zamir muzof ilayhi. Ularning robbi bo'ladi. Robblari desiz, na to'g'ri. Ham qoidaga ko'ra na to'g'ri, ham aqidaga ko'ra na to'g'ri. Shu narsalarga diqqat qilishlik kerak. Diqqat qilmasangiz, sizdan keyingi zurriyotingiz sizni gapingizni dalil qiladi. Ya'ni Allohdan boshqa xudolar ham ko'p deydi. Masalan, Abdul Qodir Jinoniy Iroqni xudosi, Bahouddin Naqshbandi Buxoroni xudosi. Bir har yerga bir xudo isbot qilishadi. Kazzob dajjollarning fasodlari sababidan keyin sizni dalil qiladi. Mana bizni bobomiz katta olim edi. Haqni gapirardi. Hatto uni odamlar vahobiy deyishardi. Shu kishini ham darslarida bor. Bitta keyin shuning ular robblarining huzurida degan kastalarni qo'yib beradi. Eshityapsan, robblari deyapti. Demak, robblar ko'p ekan deydi. Keyin qanday javob berasiz qiyomatda? Ehtiyot bo'lishlik kerak. Juda xatolar ko'p tarjimalarda. Shu yozilgan tarjimalarda ham, Qur'on tarjimasi, hadis tarjimalari, diniy kitoblarimizda xatolar to'lib yotibdi. Va va'zlarda ham, darslarda ham juda katta xatolar bo'lyapti. Ularning ajrlari bordir deyapti. Ularning a'mollari bekor ketmaydi. Kesin deyapti Alloh taolo, qarang. Kelinglar, tavba qilinglar. Islomni, iymonni qabul qilinglar. Mana yana bir xushxabarki, wala xawfun alayhim, ularga hech qanday qo'rquv yo'q. Wala hum yahzanun, va ular mahzun bo'lmaydilar. Xafa bo'lmaydilar deyapti Alloh taolo. Bu oyatni yuqorida tafsir qildik. Ya'ni ularga qo'rquv bo'lmasligi va mahzun bo'lmasligi. Muxtasar xulosasini aytaman, esimizga tushsin. Ko'pchilik mufassirlar buni oxiratga xoslashadi. Oxiratda ularga qo'rquv yo'q, mahzun bo'lmaydi deb. Lekin oyat mutlaq kelganligi uchun dunyoda ham oxiratda ham deymiz. Dunyoda ham oxiratda ham mu'minlarga hech qanday qo'rquv yo'q. Hech narsadan qo'rqmaydi ular, faqat Allohdan qo'rqishadi. Va mu'minlar, haqiqiy mu'minlar dunyoda ham oxiratda ham mahzun bo'lmaydi, xafa bo'lmaydi. Doim ular xursand bo'ladi. Qalbi xursand bo'lgan holatda, chunki ular faqat shariatga amal qilyapti-ku, shariatga itoat qilyapti. Nimaga xafa bo'lsin ular? Hayoti bekor o'tgani yo'q. Yaxshi kunlar, ne'matlar kelsa shukr qiladi, savob bo'ladi. Musibat kelsa sabr qiladi, savob bo'ladi. Mu'min kishi hech qachon zarar qilmaydi. Bir odamdan xiyonat ko'rsa, yana savob bo'ladi. Bir insondan yaxshilik ko'rsa, yana savob bo'ladi. Mu'min kishi zarar ko'rmaydi. Shuning uchun doim xursand bo'ladilar. Va o'sha yuqorida men tafsirda aytdim, Alloh taolo qo'rquv va g'am degan ikkita balodan saqlayapti mu'minlarni. Va insonning hayotidagi butun fasodlar, amalsizliklar, kasalliklar, musibatlar tekshirsiz hammasi qo'rquv bilan g'amga keladi. Qo'rqishlikdan va g'amdi sababidan insonlar shariatga xilof qilishyapti, kasal bo'lyapti, siqilib o'lib ketyapti bechora. 63. oyat. Va iz akhazna mithaqakum va rafa'na fawqakum at-tur khuzu ma ataynakum biquwwatin va zkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Va o'shanda sizlarning misoqlaringizni, misoqingizni oldik. Ey Bani Isroil, sizlardan misoq oldik. Misoq qattiq ahdi paymon degani. Ahdahum demayapti. Va'dakum demayapti. Misoq deyapti. Qattiq ahdi paymon. Va ustularingizga, tepalaringizga turni ko'tardik. Sizlarga bergan narsamizni quvvat bilan ushlanglar, tutinglar dedik. Va undagi narsalarni zikr qilinglar, eslanglar. Shoyatki taqvo qilsalaringiz dedik. Tafsiri mana Jalolayinda vazkur esla. Iz axozna misa hokim. Ya'ni vazkuru desiz, ya'ni mahsulot bo'ladi. Vazkur desiz ham bo'laveradi. Ya'ni iz ning omili hazb qilingan uzkur degan feldir. Esla, yoki eslanglar. O'shanda biz sizlarning, qarang, misa qokum deyapti Alloh taolo. Yuqorida aytganimizdek, buning uchta tafsiri bor. Biri yahudlarga xitob bo'lyapti, Bani Isroilga. Bani Isroil deb boshidan shu kunlar o'tdi.
Şunun için onlara hitap kılıyordu. İkincisi bizge hitap kılıyordu. Biz Kur'an okuyabilsek ve iz ehazne mithaqakum diyenize kum diyen kelime bizge kılıyordu. Allah Teala bizge etiyordu. Biz o şeride sizlerinin misakınızını aldık diyordu. Bizge tekişli yeri var. Etti yukarıda. Yani Allah Teala bizi agahlantırıyordu ki Yahudilerini hayatıyla tanışıyorlar. Ular kendi kılıp adaştı. Kendi kılıp Allah'ın hazreti gelen laneti yakaldı. Sizler şu halatke düşmüyorlar. Yahud nesailerine ergeçmeyler deyordu. Ve üçüncü tafsir ise bütün insaniyetke, bütün mükellefke, insan ve cinlerine hitap kılıyordu Allah Teala. O şende misaqakum yani ahdahum bil ameli bima fit tavrati. Tavrati içindeki nesilge amel kılıçlıkke sizlerin ahdinizini aldık. Söz birişti. Ahd birişti. Ve kad refa'na fevqakum uttur. Ve hakikatten sizlerde tepelerinizde turunu kötardık. El cebele. Tur tağ diyanı. İqtala'nâhu min aslihi aleykum. Uşa tağını asleden tagiden şunu suğurup aldık. Lemme abeytum kabuleha. Tavratını kabul kılıçlıktan yüzü gürgenlerizde. Üstülerizde alıp geldik. Ve üstülerizde tağda alıp gelip ettik ki huzû me eteynâkum bi kuvvetin. Sizlerge alıp gelen nesanı Tavratını kuvvetle mahkem bi ciddin ve ictihadin. İctihadla ciddilikle o şeyler. Yani hazılmaz burası. İhtiyarı inersemez ve dengeselik kümeler. Vazkuru ma fihi bil ameli bihi. Tavratı içindeki nesilerde isteyler. Onge amel kılıçlayıblan. La'al-tattakun şahit ki takva kısalariz. Ennara cehennemden avil ma'asi ya ki günahlardan diyettiler. Yani kengah tafsir kılarımız Allah Teala yine ben İsrail'ge bizge ve bütün insaniyetge tarihte bugün büyük bir vakiyanı haber veriyordu. Ben İsrail'de görüyorsunuz. Allah Teala nimet veriyordu. Az bir müddet tahsillenip yürüyüştü. Allah bizi geçin çikette nimet verdi. Mesela Firavun'dan kutkar diye bir tahsillenip yürüyüştü şükür etti. Kesekin köp ötmezden 13 şey yaptı da naşkürlük kılışı yaptı. Yukarıda vakiyeler gördüler. Köp tekrardan yaptı. Yine bunlar şu derecede barıştı ki Tavrat'a hiç amel kılmaya koyuştu. Hazır ki Müslümanlar Kur'an'a amel kılmaya koyuyorlar. Tavrat'a amel kılmaya koyuştu. Şimdi Allah Teala ulanın üstüne tur tağını kötardı. Dedi ki Tavrat'a amel kılasılar mı kılmasılar mı? Kılmasalar tağdı kopmaya mensuptular bize. Bas işi bitti ulardı. Tur tağını üstüne kop koyamayan bas hamele salak bulasılar. Dükkanın korktu, mecbur kılıp Allah Teala ularına Tavratke amel kılıçlıydı, boynu yapıyı yaptı. Ki onlar Allah'a yalvarıp, dağıt fariyat kılıçıp, tavda kılıçıp, vaada verişti ki, biz Tavrat'tan taşkariye çıkmayımızdı. Tavrat'tan ne mekiyen olsa kılamızdı işte. Ki Allah Teala etti, Tavrat'ta yine sıradı mahkemi şeyler, isten çıkarmayalar, isteyizde bulsun, o yüzden nacat tapasılar dedi. Karin, büyük bir vakıya bu. Aldığın vakiyeler hemen doğru mu? Büyüm doğru. Aldığı vakiyeler hakiki mi? Yani asmandan halvanı çüşülüğü, bedenlerden çüşülüğü, tayyar halette. Taştan su çüşülüğü hakiki mi? Hakiki. Dengizde açılgenliği, ular onun ortasından yürgenliği yahamaz hakiki mi? Büyüm hakiki. Bunu mecazi demeslik gerek. Bunu ne müçahit yaptım ben? Bazıdır kişiler kafirlerden tahsillenip bana şimdi ayetlerini inkar kılışardı. Ve kağızı yoram inkar kılardı. Şu ayet geldi de ama bu bir tasavvuri inerse, hayali inerse. Yani bu boyanı yok. Mümkünmez. Akılge doğru kim edin bir tağda Allah Teala götürse. Kendi akıllı bir tağda götürse. Yani tağ ezedeki hazırki fen ilimlerine karasek bir tağ mesela yerdüsüde 2 kilometre balan bulsa onu ildüzü 18 kilometre buladı. Çünkü her bir tağda yani yerdüsüdeye nispeten yerdü tağdaya kısmı 9 barabar uzun buladı. Hazır ki fendisi baktığın nesası. Allah Teala yani bir tağdın bir koparıp, suğurup götürürken bilse, bu cüzekette vakı yok ki tabi bu. Ulan Rusya'ya giyin tağda yapıyorken bilse, buna tağda körüp dürüşken bilse, ki Allah Teala ulanı korkutken bilse, hani biz yani yer şerini aylanıp köredigen bilsek, burada tağda cahiden silcigen, ya ki koparırgenini, ya suğururgenini alametlerini körmeyimiz. Yani onun üstüne ulanı mecbur kıyan halette iman kiltirse bunun ne faydası var bunu bir itirazlar kılışı bu hayali inerse bir korkutçuluk için ayetini yaptırırken gepler halaz değişedir kafirlerden tahsillenip
Şunu bazı profesörler ya ki bazı ilmi nakıs bugün kişiler ayeti yaptı bunu. Şunun için ben ettim yukarıdaki nesneler akılge hılafıydı, akılge sığmaydıgan nesne dengizde tike turuşluğu suydu. Asmadan tayar pişken beydana ve halvalarda çüşlüğü, katı taştan su çıkışlüğü, akılge doğru kimiydıgan nesneler. Peki Allah Teala her nesneye kadar hem nesne hakiki bu genedik, tağının ulardı suya kütarışlığı hem hakikidir. Biz Kur'an-ı Hadis'te zahırını tasdik kılışlığımız gerek. Tevilge kaçan getirdi, zahırını alıştığı mümkün bu mesela. Zahırını alıştığımız İslam'ın asasıya hılap bulsa, şundan ki tevilge kitabımız. Allah Teala açık ayeti yaptı, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ diyordu. Ve tifelazıya tur tağını kütardık diyordu. Hele ki yenge ayetlerde yine hem açık ayetlerdi Allah Teala. Şunun için biz ihtiyat buluyduk. Bazı meşhur kişiler, ağlımdır tanılgan kişiler, ne doğru tafsir kıyken bu seyir geçip getirmeyelik. Şunu, bu hakikiymez bu. Hayali nasıl diyen kişilerden bittesi, Mevdudi. Alaaddin Mevdudi, bana bizi diyardan gelen cüde yakış görüşedi, cüde katta ağlımdı böyleydi, lakin katta ağlımmez. Bu davetçi, disiz buladı. Aslında gazeteçi bugün. Gazeteçiliğinden şuğullanken, gazeteçilerden burasız, gazeteçilerden şuğullanken için malumatı köp buladı. Malumat köpü, lakin bir ipke tizilmegen. Tertipsiz malumatlar. Çeçilgen malumat. Şunun için bu mavdudilerde biz katta alımda oylamaydık. Katta alımda kabul kımaydık. Bizde ciddi hatalarım var. Bana şu ayette tahsil kıyanda etedik ki, bu akılge doğru kimiydik anlarsa, bu bumagen derse bu neydi. Fakat yine bu hayali nasıl halas değildi. Biz mesela mavdudini tahsilini okuyanımızda, mavdudi hazretlere ayettikken de kabul kıyamaydık. Kim etse etsin. Eğer ki yeni zamanlarda bütün alımlar toplanıp durup bu hakikiymez bu mecazi idiyse biz rahat kılamız onu. Tülerizge turunu götürdük. Tur ne dedi yani? Tur. İşte tafsir var. Bazı da dedi ki Musa aleyhisselam Allah Ta'ala ile gerçekleşken tağ. O şey tağını ulanın üstüne götürdü deydi. Bazı ulama dedi ki tur diyeni Suriyani içe de tağ diyeni mutlak bir tağ. Musa Aleyhisselam'ın Allah bilen gepleşken tağı buluşu şartmaz. Mutlaka kaysızlı bir tağını Allah Teala ulanın üstüne götürdü deydi. Kim yine bazı kavullar var. Ayrıca ki tağda eğer darahları bulsa tur değildi. Darahlar bulmasa tur değilmiydi. Diyen kavullar var. Demek ki ikide tasvir buluyordu. Yukarıda taş doğusu da bu yandık. Muayyen tağ mı? Ya ki muayyen bulmayan tağ mı? İkide tasvir var. İkilesi hem doğru buluşu mümkün. İkilesi hem ihtimali var. Tur tağını kötardı ulanın üstüge. Biz ayetemiz ki eğer tağının ildizi yerdeki de 9 beraber uzun bulsa bu oradı. Bu yani hem mucizenin kattaligini kösetedi. Allah'ın kudretini kançeli büyüklüğünü kösetedi. Allah hiç nesemez. İleriki mecburi iman bu muydu ki ödüse? Bizi dinimizde hem var mecburi iman. Mesela bizi dinimizde İslam dinine göre bir mecusiydi. Körüp kaldıyız. Kuvulup üşüp aldıyız onu. Öldüremende şartta kılıçızı çıkardıyız. Kellesini kesip taşıymandım. Şunda o ki Allah'tan başka hak mağbudu yolluğunu kabul kıldım. Muhammed Allah'ını peygamber edilse. İmanı kabul buladı mı? Kabul buladı ki o. Etmez ki sen kılıçından korkan indendim akıldın demez ki o. Ya bir kafirde dargı asamandım. Dargı yap gel yaptı siz. Karasa ki hakikaten dargı asadı yansız. Kim kelimen etse. Dağdan korkup kelimen ettin. Kabul kimimiz demeyiz ki. İslam dini onu imanı kabul kılıyor adı. Şimdi amel kılıçdik gerek. Kiyinge halatı yakarıyımız. Ben İsrail'de ki hem şundik. Doğru mecbur kılın diyor. Lakin neticede iman kiltirişti. Kayıttı ular. Şimdi isyankarlı giden, günahkarlı giden kayıttıp Tavrat'ta mahkem şeyimizdi işte. Yahudilerde içi de uzların içi de gap var ki Allah'ın en yaş görgen ameli secde. Secdaniyem yüzde bir tarafı yakın ingen secde en yapzalıydı. İslam'da şunun için peşine bilen bürünge secde kılınsın. Bu yanakka yani yüzde bir tarafı yakın secde kılışı caizmez değildi. Yahudiler de afzal değildi. Demek ki çünkü onlar etedik ki Allah Teala bizi ecdatlarımız üstüge tağdı kütergen de onlar yüzünü bir tarafı yakın secde kıyandı. Şimdi tağbaları kabul bulurdu. Allah Teala üstleri ya tağdı taşa varma genedi. Şundan malum buladı ki yüzde bir tarafıya sayıda kılıçlık afzal eken deydi Yahudiler. Bizim gayetemiz ki Yahudilerin bu babaları
isyankar babaları. Yani üstlerine tağ alıp gelince degan dereceye düştüğümü demek ki cüde isyan kıldı da ular. Hatta nankörlük kılıçtı. Bu mesela peygamberde bir nasihat kifaya kılıçtı kere gidi ular ya. İsyankar babaları yüzünü bir tarafını gel secde kıyanlı giden Allah Hüseyin bu geni yok. Ular korkalı giden şunu diye kılıçtı. Secde kılıçtı yu, yüzünü bir tarafı ya kılıç yaptı, tağa karışı yaptı ular. Şükretmez mi kendin? Şimdi bir şak kıladı yani. Şak kılıçlık, şuba kılıçlık bedenini singip gitken bir millet. Yani bu mesela tuhmetmez hali kingi adlardaki ne de Allah tarafıydı ki sizlere buzağının muhabbeti içirilipti deydi. Karin? Ulardı singi, ulardı cesediye singip gitken adı şirk. Allah ayterdi bunu. Elbette hem mesulken etmeyemiz içlerde hakiki mumunlar yan var. Ama köpçülüydü sebebiden hemege balakili oradı. Köpçülüydü şimdi adeşkenide, haddan aşkenide. Çünkü hiç Allah sana uladı suge turtağını götürdü. Ula tavva kılışıp, yığılaşıp, Allah'a kayıttı bu uzlarıca, Allah'a kattı söz birişip, bundan ki tavvattan çıkmayımız diyenler ki Allah sana yine emir kılıyordu. Huzur me eteynakum bi kuvvetin. Sizlerge keltirgen nesemizi kuvvetle bir şeyler diyordu. Bana suyutu yaptılar, ciddilikle bir şeyler de yaptı. Ve bu neselerde daima yaptırganımızda bizge ibret var. Bizi zamandaki Müslümanlar, Kur'an'da mahkeme bir şeyler, kuvvetle bir şeyler, hazıl kimeler, Kur'an hazıl nesemez. Kur'an içindeki hükümler ve iştihat kılıyorlar, hareket kılıyorlar, dengesalık kimeler, kiyin örgenemiz, kiyin amel kılamız, demeyin. Adi işlerim var, biraz pul toplaşım gerek, o kılışım gerek, bu kılışım gerek demeyin. Bir kuvvetin, kuvvet ne bir şeyler de yaptı Allah-u Teala. Vazkuru men fihi. Ve o kitabda içindeki neselerde isleyler, unutmayalar, daim müzakere kılıyorlar. Ortalarda müdarese bulsun, ders bulsun, birbirlerine isletip yürüyorlar, davet kılıyorlar. Leallekum tettekun, şayet ki şunda takva kılsalarınız, yani saklansalarınız, cehennemden saklanasınlar. Yani özlerinizde fayda buladı. Allah kitabı gemel kısalarız. Tevrat, İncil, Kur'an, şunlar hemen Allah kitabları. Allah'ın kitabı gemel kısa, şeriat gemel kısa, özlerinizde işte cehennemden necat tapasız ve günahlardan saklanasız. Dünya ve ahiretinin bütün musibetlerden, belalardan saklanasız. Çünkü katta mucizeden ki ne kıldı ben İsrail? Ondan ki yaşı bu karışmadı onlar. Yani aldığın kılığını kılıçtı. Aldığın katta mucizeler, aldığın katta nimetlerden giyin, nankörlük kıyandık. Bana bunca katta mucize üstülerine tağ kütarılgenden giyin, bana şundan giyin hem yani nankörlük kılıçtı. Bana 64. ayette Allah Teala yaptı ki, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Kiyin, bana şu katta mucizeden giyin, Allah'a kattık ahdı fayman birgenlerizden giyin, üstülerdiği tağ alıp kelingenden kiyin hem tevalleytum yüzü yırdılarız. Hani tağ vakıyasından ki yani bir neçe gün tahsillerine bürüştü korkuşup istese kaltıraşıp şüleri giyem kirip sekizdekiyin zaman ötkenden kiyin yine isyankarlıydı başlaştı. Yine Allah'ın ibadetini tartılışıp yine günahlarına mail buluştu. Allah şunu eti yaptı. Sümme tevalleytum diye yaptı. Kiyin yüzü gördüleriz. Kiyin sümme. Kiyin biraz müddet ötkenden kiyin. Felevle fadlullahi aleykum ve rahmetuhu. Eğer sizlerge Allah'ın fazlı ve rahmeti bu megendiydi, lekuntum minel hasirin, sizler elbette zarar kürücülerden bulardılariz. Suyuti eti yaptılar. Sümme tevalleytum a'radtum. Bana yüzü gördüleriz. Min ba'di zelikel misak ani ta'ati. O şahdı peymandan ki taatten Allah'a itaat kılıçlığından yüzü gördüleriz. Felevle fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu lekum bittavbati ev tahiril azab. Eğer Allah Teala sizlerge şu tavbanı sebebiden ki azabını tahir kıyanlıgiden sebebiden bir fazl ve rahmeti umagendiydi lekuntu minel khasirin el halikin sizler halak buluculardan bulardılariz. Allah Teala yine ki insanlarda yani tavbeye tavfik veriyordu, azabını keçikti diyordu. Ama sen o şey zamanında yok, o şey zahatı yok, zarar kürücülerden bulardılar diyordu Allah Teala. Halim ben İsrail kançelik bir cahil insanlarıdır.
Ve yine tekrar istedemem ki bana cahil milletle hiç kendi hizmet kılarmıyorsunuz. Hazır bizde dinge hizmet kılaman diye yaptırırken kişilerin en kötü hatası şu ki Müslümanlar da hala terbiye etmezden, onlarla şeriatını öğretmezden, Kur'an-ı Hadis'i öğretmezden onlardan dinge kötü hizmet kılmakçı. Mümkünmez. Bu halette birinciden bu cahil millet er geçmeydi, er geçseyen Bani İsrail'e yoksayan başsızlığa bela buladı. Hadi bana bunu nankörlükler de kılışı uğradı. Katta bir hatanı kıladı, zorla toğırlaşırsa arkasından yine bitti hata. Hatanı toğırlaştığında ömrümüz kıladı, dünya hizmet kılamayız. Bana Bani İsrail cahilidi, Musa Aleyhisselam'a kança az yer verişi yaptı. Musa Aleyhisselam'ın peygamberini kıyına koyu yaptı ki, kıyınamayızsın mı siz? İnsanlar dinde örgensin, sahabaları görsem her bittesi alim ya ki alimlikke yakın muhalat yetkisin, ki her bittesi, insanlarda her bittesi özü rehber buladı. Her bittesi terbiyeçi gelenedi. Bu mesela daim insanlarda kolundan yetirip yürüyüşüz gerek. Eğer cahil olsa. Bana cehaletli semerasını, neticesini kür yapsız. Üstüye tağ koyulu yaptı, kütarılı yaptı, yine köp ötmezden yüzü yürüyüş yaptı. Lakin Allah Teala yine fazıl kılıyordu. Fazılun. Ne demek yani fazılun? Ziyadelik. Sizlerde hiç hakkınız bulmayan şekilde halette Allah Teala sizlere fazıl kılıyordu. Ben şu anda kılıyordurken nankürlüğü, hataları, günahlarının cezası şu ki üstteki ya tak kop koyuşluğu ya ki yerine yuttur varışlık. Ama bundan sonraki ayette Allah Teala onlara katlı bir azap verirdi. Cüde katlı azap verirdi. Lekin şu azaplarını özleri satıvalı yaptı. Allah kança keçeri yaptı, tahir kılı yaptı, tavbaya tavfir beri yaptı, tavbasını kabul kılı yaptı. Yani aldın giden kette hataları kılışı yaptı. Bana şu Allah'ın fazlidir. Günahkar millette keçirip, yani onlara tavbaya tavfir verişliği, yani Allah'a kaçlılıkla tavfir hidayet verişliği Allah'ın kette fazli. Oysa bunlar azaptan başkası gelayamaz. Ve Allah Teala yine merhamet kılıyordu. Allah'ın merhametine kettirdiğine karın, şimdi bir kavimge yine merhamet kılıyordu Allah Teala. Yine keçiriyordu. Yine nimetlerini veriyordu. Şunun için biz mumullarına nispeten yine merhametli buluşmamız gerek. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ve Bani İsrail'e soruşturursunuz, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin derecesi cüde veren, fazileti nihayette köp. Biz nime ki bu ümmetke merhametli bulmuyoruz. Fikrimiz kim bulsun? Hani Musa Aleyhisselam bu kavimlerde hayda varmadılar. Sizler daim nankörlük kılıyorsunuz. Daim mucizelerine kafir buluyorsunuz. Sizler tüzelmesinler de hayda varma yaptılar. Bizler ne kadar yaptınız hazır? Müslümanlar sel hata kısa nere kafirge çıkarıp mürtetge çıkarıp ya ki tartışıya biz bu kafir mi kafirmezsin. Başka işimiz yok. Kafirlerimizi öldür yaptı. Biz birbirimizi kafir kafir mesleğimizi tartışıp oturup biz. Allah Teala Bani İsrail'e merhamet kılıyordu. Keçiri yaptı. Uzun fazlını ilan kılıyordu. Eğer Allah'ın fazlı rahmeti buna geldiydi, lekuntum minel hasirin. Elbette sizler zarar körücülerden bulardılar. Dünyada hem ahirette hem. Yani bundan hem köle köprak zarar görerdiler. Kusuran diyene, ziyan diyene, zarar diyene. Allah Subhanehu ve Teala bütün ümmetke Kur'an'ın mükemmel halette ürgenip, amel kırışlık ve sahabeler geri geçtiydi nasip kısın, hidayet kısın.